İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke tek de bu akşam hukuk konuşacağız e, niye hukuk konuşacağız e, son günlerin e, ne diyeyim e, moda mevzu hukuk e, insanlar genelde kendilerinde olmayan e, şeyleri konuşuyorlar biz de hukuk ve adayetten çok çok konuşuyoruz e, ne yazık ki dün de e, Adalet Bakanı Sayın Gül e, buradaydı Abdülhamit Gül ve e, bir takım açıklamalarda bulundu biz sadece Adalet Bakanı söyleklerinin üzerinden değil e, daha geniş kapsamlı bir Türkiye'de hukukun e, Durumuyla ilgili konuşacağız... ...özellikle yeni anayasa tartışmaları var... ...mümkün mü değil mi, nasıl bir anayasa... Ee, ...bir yandan... E, ...insan hakları eylem planı var, bir yandan... E, ...uygulamayan... E, ...anayasa mahkemesi kararları var... E, ...ortalıkta e, dolaşan... ...mecliste de kaldırılması ile ilgili... ...bir takım fezlekeler... E, ...uçuşuyor şimdi... E, ...gündemde, bütün bunları iki değerli konumla... ...iki ayrı bölümde konuşacağız... İlk bölümde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzoğlu konuğum olacak. Şu anda karşında Metin Bey hoş geldiniz. İkinci bölümde ise Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, Meclis Anayasa Komisyonu, CHP Grup Sözcüsü ve Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği Başkanı İbrahim Hoca ile de saat 10'dan itibaren burada Sus. Olacağız, daha Ankara'da ben burada olacağım, ee, konuşacağız. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim davet ettiğiniz Estağfurullah. için. Estağfurullah ne demek, ee, Barolar Birliği'ne her zaman kabımız açık olduğu gibi... Bir de hukuk meselesi olduğu zaman ilk akla gelen isimlerden birisiniz e, Türkiye'de. Hemen e, şununla başlamak isterim. E, Anayasa Mahkemesi'nin e, almış olduğu çeşitli kararlar... ...ilgili mahkemeler e, tarafından e, uygulanmadı. Oysa biliyoruz ki ya da zannediyoruz ki Anayasa Mahkemesi Türkiye'deki en üst yargı organı hem yüce divan olarak hizmet verebiliyor hem de kararların anayasaya uygunluğuyla ilgili gerekirse meclisin bile üzerinde bir karar alma yetkisine sahip. Yani meclis anayasaya uygun olmayan bir karar alırsa oradan dönüyor. Buna rağmen Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar bir yerel mahkeme tarafından uygulanmıyor. Bu sizce normal mi? Bu neye delalet eder? Kuvvetler aykırılığına aykırıdır. Kabul edilemez. Hiçbir hukukçu da bu doğrudur kanaatimce demez. Dememelidir. Dersen olur, yanlış olur, yanlış olur. Ama hukuk kendi içinde yine bir çözümünü e, bulmak için gayret eder. En sonunda Enis Berberoğlu e, dosyasında mesela bir çözüm bulundu. Ne bulundu? E, epey bir e, git gelden sonra benim de katıldığım bir televizyon programıydı. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. E, somut nasıl çözüm e, olur diye. E, sorduklarında düşüncemi e, ifade ettim. E, tesadüf ertesi günde e, hiç başa gelmemiş bir şeydi çünkü yani evet. meclis meclis üyeliğini sen düşür ondan sonra kesin hüküm ortadan kalksın. E, geri milletvekilliği döner mi? Başa gelmemiş Olur, ki Olur. Hiç yok. olmamış böyle bir şey. İstihat olacak ya, yapılan işler. Ya, ya anayasalarda da yazmaz bunlar. Yani bunları hukukçular e, uygun yorumlarla ...özgürlükçü yorumlarla e, hayata geçirirler. Ben de o zaman demiştim ki e, bu karar mecliste okunur. Nasıl ki kesin hükümle mahkumiyet okunduğunda düşmüştü. Usulde paralellik ilkesi genel bir ilkedir. E, yeniden yargılanma kararı e, okunur. E, durma kararı da ak akabinden okunur. E, milletvekilliği geri döner Hı -hı. demiştim böyle yapıldı. Yani böyle uygun görüldü, böyle yapıldı, geri döndü. Gönül istiyor ki bu hiç buralara gelmesin. Gönül istiyor ki ilk derece Anayasa Mahkemesi'nin kararı verilir verilmez ta o zaman gereğini yapsın. Boşu boşuna enerji kaybediyoruz. Peki, şey Çeşitli e, hareketlerin çeşitli cezalarının olması gerekiyor ya da yaptırımların olması gerekiyor. Doğru. Şimdi böyle bir e, anayasa mahkemesinin uyulması gereken kararına uymayan bir mahkemeyle ilgili bir yaptırım olması gerekmez miydi? E, şöyle efendim bu eylem planında düşünüldü. E, eylem planı, insan hakları eylem planına e, soracaksınız belki ama... Ben sorduğunuz diye varsayıyorum. Çünkü değil fark yani girdik, Nasıl konu, oraya? yani girdik konuya çünkü bu konu bu. Ee, ben insan hakları eylem planına e, iki ee, şekilde bakıyorum. E, daha doğrusu burada yazılanları bakın şu plan. Şu planı ikiye ayırıyorum. Böyle dokuza falan ayırmıyorum. Hı hı. İkiye ayırıyorum. Bir e, genel geçer laflar genel geçer lafları her gün duyuyoruz. Duyuyoruz. Evet. Ben de söylüyorum, siz de söylüyorsunuz. Ya tabiri caizse abartayım da bin yıldır söyleniyor. Evet. Bunlar beni heyecanlandırmıyor artık bu yaşımda ve bu tecrübemde. Beni heyecanlandıranlar şunlar. E yani sizi sordunuz ya, ya tamam uyumadı ne olacak? Ne olacak? Beni heyecanlandıran kısmı o sorunu tespit etmiş mi? Çözüm önermiş mi? Ha var. Çözüm önermiş. Diyor ki, bundan sonra diyor, Anayasa Mahkemesi, efendim, e, insan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak, ihmal göstermek, e, insan haklarına duyarsızlık göstermek, anlatırım daha başka şeyler de var, hakimin tayin ve terfisinde öncelikli olarak dikkate alınacak diyor. Şimdi bu da yetmedi. Tabii sahadan hazırlanan bir plan bu. Yani sadece uluslararası çalıştaylar, arama konferansları, bilim insanları geldi falan böyle hazırlandı değil. Sahadan e, hani Nasrettin Hoca'ya demişler ya eşekten düşeni hazırla. Damdan düşeni, damdan düşeni getir bana evet. onun getir onun çözümü önemli demiş. Hayır eşeğe binmeyi öğretenin çözümü de önemli ama eşekten düşenin çözümü de çok önemli. Sağdan da çok ciddi bilgiler toplandı. Bunun içinde biz de varız. Ee, biz de aktif şekilde katıldık. Laf uzatmadan söyleyeyim. Orada da şu var. Ee, bir kıymetli meslektaşımız ya arkadaş dedi bunları söylüyorsun çok güzel de HSK'dan nereden haberi olacak bundan dedi. Yani şimdi gazetelere düşen 3-4 e, tane olaydan çok haberimiz oluyor da bu ülkede bir yarın sözü... da bu yarın da bu yaşanacak. Her ay yaşanıyor. Her gün her vakit. Her yaşan gün yaşanıyor olacak. bu bu Sıkıntılar, o zaman zincirin bir eksik halkası vardı. Bir böyle gökyüzünde yazıyor diye, diye tabir ettiğim büyük laflar, bir de e, aşağıda e, ondan yararlanmayı heyecanla bekleyen, sadece ne kadar romantik cümle demesini demekle yetinmek istemeyen, benim hayatıma dokunsun bu e, diye bekleyen insanlar. O zincirin halkası şuydu: e, İstinaf mahkemeleri ya da yargıtay, insan haklarına duyarsız. Avrupa insan hakları eee içtihatlarını bilmeyen ya da görmezden gelen, gerekçe yazmayan, ben böyle düşündüm böyle oldu deyip adeta keyfi e, hüküm karar, veren. hüküm veren hakimlerin kararlarını sadece bozmakla yetinmeyecekler. Aynı zamanda tayin ve terfiden sorumlu olan HSK'ya da Bu hakim böyle yapıyor diye bildirecekler. Bizim bildirmemiz yetmiyor. HSK bildirecek. Kayıp halka buydu, bu geldi. Önemlidir bu. E, sonuca ulaştırıcıdır. Yani şöyle düşünün. E, muazzam bir hat çektiniz e, iki kıyı arasında. E, büyük masraflar ettiniz. Ama ortada bir santimlik bir e, kablo eksik. eksik. Birleşme ki E, birleşme, elektrik Peki. gitmiyor. İşte odur bu. Peki insan hakları planı e, deyince... E, Şimdi ben de sizin gibi okudum. Ee, işte bazı bölümleri çok dikkatimi çekti. Olumlu şeyler çoğunlukta ama bunlar genelde yıllardan beri sizin de söylediğiniz gibi söylenen olumlu şeyler. Fakat bunların büyük bölümünü gerçekleştirmek için bir yasal değişikliğe gerek yok. Bir kısmının var. Bir kısmının var. Bir kısmının var. Bir kısmının, var. Bir kısmının zihniyet değişikliğine ihtiyaç zihniyet var. Zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Ee, Fatih Bey o zihniyet değişikliğini yaratabilmek için de bizim kürsüye Öğretimli hakimlerin yanına, daha doğrusu öğretim 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 seviyesi yeterli olan hakimin hakimi eğitim seviyesini de yeterli hale kılacak bir şey yapmamız lazım. Eğitim seviyesi şudur, vicdanlı olmaktır. Eğitim seviyesi karşıdakinin ruh halini anlamaktır. Eğitim seviyesi insanın insanı yargıladığı bilinciyle e, onun somut e, şartlarını anlayabilmektir. E, biraz da tecrübeyle gelir, kabul ediniz. Yani e, şimdi bizim e, şöyle bir ciddi sorunumuz var Fatih Bey, bunu sizde hep konuştuk. E, biz e, darbe girişiminden sonra, sonra. Mec mecburen 4000 e, hakimi e, sistemden e, ayıklamak zorunda kaldık. E, olağanüstü bir dönemde, olağanüstü tedbirdi e, ve belki bir yerde bir inat ettik. E, onu samimiyetle söylemek zorundayım. Yani sistem inat etti. E, i̇stinafları hiçbir e, gecikme olmaksızın açalım dedi sistem. Hı hı. 15 Temmuz'da e, fe, feci bir darbe girişimiyle karşılaşmışız. E, 4000 hakimi e, apar topar e, verilere dayanarak ihraç etmişiz. Kalan hakimlerin de, tecrübeli olanlarının 2000'ini binini istinafa göndermişiz. Aşağısı bomboş. O boşluğu biz e, daha henüz stajını e, bitirmemiş ya geçtim, stajının ikinci gününde olanlarla doldurmak zorunda bırakıldık. E, sonra da toplu alımlar yaptık. Sonuç ne oldu? Sonuç e, ilk derecede Fatih Altaylı, Metin Feyzioğlu ya da Ahmet amca e, bir asliye ceza ya da asliye hukuk önünde yargılanırken ya da davacıyken karşılaşacağımız hakim iki buçuk yıl ortalama kıdemli. Hmm. 25 yaşında gençler karşı Akıl yaşta değil baştadır. Ama tecrübe değil. Şey Severim vardır. bu lafı ama baş tecrübeyle akıllanır. Vaka tecrübesi efendim siz hekime gittiğinizde bir ameliyat olacaksınız kendinizi çek ettireceksiniz. Ne soruyorsunuz eşe dosta vaka tecrübesini soruyorsunuz. Kitaplarda yazmaz bu vaka tecrübesi. Şimdi bizim bunu e, muhakkak surette ilerletmemiz lazım. Siz e, benim gibi futbola meraklısınız. İyi e, tamam futbolda bir eksik oluyor. E, transfer ediyoruz işte e, geçici süreliğine. <laughs> Ee, ne bileyim teknik direktör getiriyoruz futbolcu getiriyoruz ne yapacağız şimdi burada hakim mi getireceğiz avukat mı getireceğiz kendi içimizde e, o çok hızlı aldıklarımızı meslek içi eğitimle hızlandırılmış kurlarla eğitmemiz ve bundan sonra da bu hataları yapmamak üzere mülakat sistemini toparlamamız ki eylem planında var e, eğitimi e, düzeltmemiz ...ki eylem planında var. Somut taahhütler şeklinde var. Genel geçer e, değil. Neler e, mesela o somutlar size göre? Somutlar şunlar efendim. Bir kısmını yaptık. E, bu eylem planı... E, ...böyle iki üç günlük bir plan değil. Strateji planının devamındaki bir büyük yol haritası. Biz bu çerçevede mesela... E, ...hukuk mesleklerine giriş sınavını çıkarttık. E, çok faydalı olacak göreceksiniz. Kaliteyi arttıracak. Sonra da baraj... Bir eşik e, hukuk fakültesinde e, kontenjan var diye e, işte 400 bininci 500 bininci gelen genç kardeşim e, hukukçu olmaya niyetleniyordu. Ve oluyordu da sonunda mezun oluyordu ama olmuyordu işte. Şimdi 190 bin barajını getirdik 190 bininciden sonrası olamaz dendi yetmez 125 bine e, bunu e, sayısı olarak düşürdük. Baraj olarak yükselttik. En son da 100 bine e, yükseldi. En son eylem planında Sayın Cumhurbaşkanı 100 bini de yeterli bulmuyorum. En kısa sürede bu baraj daha da yükselecek demek suretiyle bir kere kaliteyi arttırdık. Sonra 5 yıla çıkması hukuk fakültelerinin. 5 yıla çıkınca kuş mu konar diye e, soruyorsunuz. Ben akademisyen olarak 5 e, yılın içinin nasıl doldurulacağını tamam. görmeden, görmeden ee, sırf 5 yıla çıktı o çok büyük iş yaptık diyemem ama o 5 yılı e, gerçekten e, sebep sonuç ilişkilerini mantığı illiyet bağını gerekçe yazmayı düşünmeyi sorgulamayı e, öğretecek bir 5. yıl olarak geçirirsek fayda görürüm ve çok fayda görürüm. Aksi takdirde sadece... Peki bir uzmanlaşmaya gerek e, yok mu mahkeme o, e, bazında? Ticaret da, mahkemesiyle e, asliye hukuk, asliye e, ceza efendim, aynı şey değil sonuçta. E, siz tabii dersinizi fazla fazla çalışıp soru sorduğunuz için memnun da oluyorum. E, eylem planında bu da var. E, şöyle ki, e, hayatta çok yaşadım ben bunu, meslektaşlarım çok yaşadı. E, çıkarsınız bir e, anlı şanlı bir e, mahkemeye, bir ticaret mahkemesine çıkıyorsun anlatıyorsunuz anlatıyorsunuz. Hakim de kıdemli bayağı. Yani bu dönemde kıdemli hakim bulmak milli piyangodan büyük ikramiye kazanmaya benziyor açık söyleyeyim. Kıdemli ya anlamıyor. Genel anlıyor. Neden? Çünkü hayatı boyunca ceza hakimliği yapmış, yapmış. pat diye ticaret hakimliğine atanmış. Olmaz. Şimdi dendi ki bunlar çok basit. Ee, ama olması gereken Kristof Kolomb'un hikayesini bilirsiniz. Yumurta hikayesini. Şu dik durma e, meselesi. Yok bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? <laughs> yumurta dik e, dikine yani e, dik, dik kenarı üstünde oturtacak demiş. Herkes yapmışlar ya. Çok büyük bir matematik falan bekliyorlar. En sonunda bir tanesi almış çat demiş oturtmuş yumurta dik durmuş. Bazı e, çözümler gözünüzün önündedir. Önünde... Ben biraz da e, bu bilim insanlarının arama konferanslarının, uluslararası çalıştaylarının ötesinde o derdi çekenden çözüm bulabileceğimize hep inanan bir insanım. E, verdiğim örnek de şu, sabrınıza sığınarak e, kısacık vereyim. E, harikulade bir şehir inşa etmek istiyorsunuz, edebilirsiniz. E, bütün o yabancıları çağırdınız, kendi en iyi insanlarınızı çağırdınız. Falan. Harikulade bir şehir inşa ettiniz, gurur duyuyorsunuz. Kimse de girsin istemiyorsunuz. Son anda sokacaksınız. Kapıları açtınız. Buyurun dediniz. Bu sizin şehriniz dediniz. Ana arter tıkandı. Ya nasıl tıkanabilir? Biz dünyanın en ileri şehrini yaptık. E, trafik tıkanıklığının asla olmaması lazım dediniz. Akıllı idareci ne yapar? Planı böyle çizdirir. Buna en ufak bir itirazım yok da bir tane halk otobüs şoförü çağırır. Kardeşler, bu trafik şu arterde niye tıkanıyor? Sen de bu burada direksiyon sallıyorsun der. ...o da der ki ya beyim... ...şurada sola dönüşü, sağa dönüşü... ...ikişer tane... ...kaldırım taşını sökersiniz... ...otobüs almıyor der... ...otobüs almıyor der... ...onu çözdüğünüzde e, iş biter... ...bazen bu kadar Basit. basittir ama... ...birisinin size söylemesi lazım... ...bu ara halkalar... ...beni bu planda heyecanlandıran... ...işte bu ara halkalar var... ...hem de bayağı var... ...bunun da sebebi sahadan toplandı... ...ben meslektaşlarıma da teşekkür edeyim... 1200 küsur rapor geldi avukatlardan. Ben istedim, yazdım, SMS attım, geldi. E, hatta e, kendi kullandığım e-postamı verdim. Oraya geldi yani resmi e-postamı verdim. Oraya geldi. E, ve ben bunların hepsini okudum. Hepsini tasnifledim. Bu tasniflerden eee öneriler de çıkardık. Şimdi bir meslektaşım şunu aldığında belki e, işte başlangıç kısımlarındaki e, hukuk devletinin e, şeyleri e, çıtası yükseltilecektir cümlesi e, çok ona onu hiç şey için ifade hiç, etmez ya benim için de etmiyor Bahmet ki etmiyor. benim için de etmiyor ki hiçbir şey ifade etmiyor ama e, şu ifade ediyor e, olay yeri incelemesinin mesela bu benim bir meslektaşımın talebidir e, başkanım dedi olay yeri incelemesinde biz polisle karşı karşıya geliyoruz e, ev aramasında karşı karşıya geliyoruz e, ve her tutanak Bizim için kabus ve yeni bir cezai ihtilaf meselesi. Çünkü polisle ihtilafa giriyoruz. Kavga, dövüş. Ya bunun çözümü çok basit başkanım dedi. Ya siz nasıl düşünmüyorsunuz bunu dedi. Söyle dedim. Kamera kaydı zorunlu olsun evet. dedi. E var. Geldi işte. Ee, basit çözümler değersiz çözümler değildir. Aslında bana göre en, en değerli çözüm, en değerli çözümler basit çözümlerdir. O sebeple genel geçer cümlelere yönelik eleştirileri çok büyük saygıyla karşılıyor. Ama somut çözüm sorun bu. Çözümü için de ben misal kamera kaydı getiriyorum arkadaş diyene buraya bir cümle bekliyorum eleştireceksen. Hayır kamera kaydı yetmez. Bir de bir şey bilmiyorum onun olduğunu. O olursa çok faydalanırız zaten ucu açık bir plan bu ha ben bundan sonra ne yapacağım size söyleyeyim Barolar Birliği Başkanı olarak her vatandaşımız da yapmalı bu e, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan millete taahhüttür alırım elime bunu her vatandaş da bunu alır somut olanlara bakar öbürlerinde fazla bir şey yok somut olanlara e, eline alır sen bunu bize taahhüt mü ettin bak 6 ay geçti 3. ay yapabilirdin hala bu yapılmamış diyebilir. Ben bunu herkes yaparsa çok ciddi bir e, demokratikleşme ve hukuk devleti yönünde baskı unsuru olabilir diyorum. Olumlu anlamda olabilir diye düşünüyorum. Efendim. Peki şimdi e, bu e, insan hakları eylem planı e, önümüze konduğunda baktım ben bir kısmı için hiçbir şey yapmak gerekmiyor. Bir kısmı için yasal düzenlemeler elbette gerekiyor. E, ama bununla beraber aynı zamanda bir anayasa değişikliği e, arzusu da ortaya kondu veya arzusu demeyeyim ama e, Talebi e, belki ortaya konduğu arzudan da öte. E, Türkiye'nin hakikaten bunları yapmak için bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var mı sizde? Yok. Çoğuna yok. Çoğuna fakat, yok. Fakat hatırlar mısınız? E, sizinle yine burada konuştuğumuzu ben çok iyi hatırlıyorum. Önceki anayasa değişikliklerinde ben diyordum ki ya bu anayasa değişikliğinden önce bir yol haritası e, çizsek de yol temizliği yapsak. O yol temizliği bizi bir yere götürür. O yol temizliğinden sonra değişmesi gereken maddeleri daha e, berrak görürüz, daha rahat değiştiririz diyordum. Bu belki de bir yol temizliğidir. Yolda yapılmaz, anayasa değişikliğine kadar yapılması gerekenlerin yol temizliğidir. Ha, bu çerçevede ne yapılabilir? Bunlar yapıldıktan sonra. Mesela denebilir ki benim bu 2019-2020, 2020-2021 e, e, adli açılış konuşmalarımda resmi, talebimdir. Türkiye Barolar Birliği adına talebimdir. Biz hakimler, savcılar kurulunun bu yapısının değişmesi gerektiğini Nasıl söylüyoruz. Bir yapı? Sebebini söyleyeyim, nasılını da söyleyeyim. Çünkü kuvvetler ayrılığını yeterince sağlamadığını, e, en azından şaibe yaratabildiğini e, bir toplumum. E, toplumun Önemli soruşturma ve kovuşturmalar üzerinden tribüne yollayıp birbirine e, kamplaştırmak isteyenlere malzeme verdiğini düşünüyoruz bunu. Nasıl yapılabilir? E, şöyle yapılabilir. E, çağdaş pek çok ülkede örnekleri var. Bizde e, geçmiş tecrübeleri var. Ben 1961'deki sistemin yanlışlığını gördüm. Hakimler Yüksek Kurulu, Savcılar Yüksek Kurulu Aa, ayrılması o, mı? O bizim önerimiz, evet. Hakimler e, Yüksek Kurulu'nun yok, yok, başına... Ama zaten öyleydi esnaf Türkiye'de. E, hakim, evet, Hakimler e, Yüksek Kurulu'nun başına Yargıtay Başkanı'nı geçirelim. E, Savcılar Yüksek Kurulu'nun başına Yargıtay Başsavcısı'nı geçirelim. E, çoğunluk üyesini Yargıtay ve Danıştay... E, üyeleri Üyeleri bu heyetlerin... Seçsin, e, Meclise de göndersin ama Meclise de yine bunlar e, mesela bir üyelik için üç e, üyeyi göndersin seçsin, Mecliste olabildiğince yüksek bir e, şeyle oranla e, liyakati mümkünse e, esas alacak şekilde belirlesin. Ben burada şunu da istedim. Peki bu kuvvet ayrılığına aykırı değil mi? Niye? Mecliste çoğunluğu evet. olan bu sefer hakimlere sadece yüksek kurullar, kurullarının da... Şöyle yüksek ço efendim yüksek çoğunluk derseniz muhalefetle anlaşma zorunluluğu oluyor. Ha yüksek çoğunluk derseniz. Evet. Tam Biz buna çok alışık değiliz. Ama alışalım da istiyorum açıkçası. Yani demokrasi manifestolar rejimi olmamalı. E, demokrasi liyakat üzerinde iktidarın ve muhalefetin Uzlaşma. uzlaşabileceği bir rejim olmalı. Biz bu uzlaşmayı hiç zorlamadığımız için e, henüz burada sıfır kilometreyiz. Yani denenmedi bu. Bu uzlaşmalar denenmedi. Hı -hı. Belki denenir. <laughs> Çok zorlanırsanız seçemezsen erken seçim olur diye de bir yaptırım koyarsınız oraya. Bu tamamen şu an aklıma gelen e, bir şey. O zaman herhalde uzlaşırlar ama ben bunun içine bir şey daha eklemek istiyorum. E, tabii herkes kendine yontuya diyecek ama vallahi değil. E, Türkiye Barolar Birliği'nin de e, hakimler Kurulu'na ve Savcılar Kurulu'na birer temsilci, vermesi. e, birer temsilci vermesini istiyorum. Neden? Çünkü e, vatandaşı savunuyorsunuz siz orada ve vatandaşı savunurken vatandaşı soruşturanla, vatandaşı yargılayan e, size eğer lüzumsuz diye bakıyorsa şu avukatlar olmasaydı ne kadar hızlı ve güzel ve kolay ve sorunsuz yargılama yapardık diye bakıyorsa yani Onlar da emekli olunca pek büyük bir avukat oluyor. <laughs> Öyle oluyor ama emekli olana kadar farklı bir yapı. <laughs> ee, kızıyorlar benim. Çok hakim arkadaşım var. Bunları söylediğimde kızıyorlar ama bir gerçekliği ifade ediyorum. Çünkü, e, o bakımdan oralara da birer üye e, de, dünya örnekleri nasıl e, bunun? Dünya örnekleri parlamentoların çok yüksek oranla seçtikleri var. Tamamen e, yüksek mahkemelere e, seçil e, yüksek mahkemelerin seçtikleri var. Hibrit sistemler var. Yüksek mahkemeler e, sayıyı mesela ikiye, üçe düşürüyor. Ondan sonra e, işte e, devlet başkanına e, atatabiliyorlar. E, dolayısıyla bu örnekler var. Ben ...benzer bir örnekle... ...benzer benzer bir modelle... ...Venedik Komisyonu da zaten önerisi var... ...bize bu yönde... Evet. ...bunlara uyularak... ...ha gönül ister ki kavgasız... ...gönül ister ki bunlar da anlaşalım... ...bitirelim... ...nihai hedef bu olmalı... ...mesela geçen birisi sordu... ...ya dedi işte... ...daha yeni işte yargıtaya seçilmiş bir kişinin anayasa mahkemesinde seçilmesini doğru buluyor musun? Evet. Siz de belki soracaksınız. Ben siz sormadan söyleyeyim. Ben dedim ki bu bir anayasa meselesi. Demek ki Türkiye'nin anayasa konuşmasını gerektiren hususlar var. Yok değil. Eğer böyle bir düşünceniz varsa dedim, bunu oturursunuz masaya, dersiniz ki efendim Yargıtay'a üye seçilen kişiler 10 sene Yargıtay'da görev yapmadan anayasa mahkemesine, efendim 15 sene görev yapmadan HSK'ya seçilmemelidirler diye bir madde koyarsınız. Anayasa meselesidir bunlar. Bir şey daha düşüne düşüne buluyorum bunu. E, yıllar e, hepimizi daha sakinleştiriyor belki de. E, ben bu süreçten, e, sonuçtan daha umutluyum. Yani e, süreç nedir? Anayasa değiş, anayasayı değiştirelim diye e, masaya oturanlar e, bir ön fikir olarak ben Türkiye'nin e, menfaatine bu masadayım diyecektir, değil mi? O zaman da belki şöyle oturup konuşmaya başladıklarında en azından kendi aralarında e, çok mu saf düşünüyorum bilmiyorum ama ben saf düşünmek istiyorum vatandaş olarak e, kendi aralarında. Ee, ...ya evet biz birbirimizle temel konularda anlaşabiliyoruz mesajını vatandaşa vermek bile... ...şu dönem açısından çok faydalı olurdu diye e, hep hayal ediyorum. Yani sonuç çıkmasa bile, süreç bile bir sonuçtur Fatih Bey. Ee, emin misiniz ona mesela? Türkiye bazen çok e, faydalı süreçler yaşıyor ama o, o süreçler, içerisinde tartışmalar... E, ...verimli tartışmalar asla sonucu yansımadığını çok sıklıkla görüyoruz. Ee, e, şu, o zaman oraya gönderdikleri isimleri iletişim konusunda temel bilgilerle donatsın siyasi partiler. Biz avukatlar iyi biliriz bunu. Mesela e, kürs e, kürsüde e, müvekkilimizin hayatı konusunda karar verecek bir hakim var. O hakime avukatlık ikna sanatıdır biliyorsunuz. Hı hı. İkna sanatı. Ben hakimi ikna etmek zorundayım. Zaten senden de hiçbir şey olmaz. Daha önceki kararlarına da baktım. Daha önceki kararlarında da doğru düzgün karar vermemişsin hakim bey, Hakim hanım. Hiç umutlu değilim ama hadi savunmamı yapayım diye oturmuyoruz değil mi oraya? Bazen öyle oturanlar da var, reddi hakim yapıyorlar. Şimdi reddi hakim başka. Onun derdi zaten kavga etmek. Avukatın derdi ikna etmek. İkna etmek için masaya oturan, duruşmaya çıkan en kötüden başlamaz... Söylenecek son sözü ilk söyleyerek başlamaz. Tabii. Çok iletişim problemimiz var bizim. Ee, yani bazen bir günaydının çözemeyeceği sorun yok. Evet. Peki e, şimdi bir anayasa, 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 anayasa e, tartışıyoruz. Özgürlükler, haklar, şunlar bunlar. Fakat bir yandan da aynı zamanda şu anda mecliste bir takım fezlekeler konuşuluyor. ...bir takım milletvekillerinin dokunmazlığının düşürülmesi konuşuluyor... ...ve yine Türkiye bir parti kapatmayı konuşuyor. Evet efendim. Siz bir yandan insan hakları eylem planı e, hazırlayıp... ...bir yandan özgürlük genişleteceğiz e, deyip... ...bir yandan bu tartışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, parti kapatmaya hangi gözle e, bakıyorsunuz? Milletvekillerinin, milletvekilinin düşürülmesine... ...teröre bulaşmak tabii ki bambaşka bir şey... E, ...ama e, siyasi nedenlerle e, düşürülmesine nasıl e, bakıyorsunuz... E, Türkiye hala parti kapatmadı mı? Sorduğunuz için teşekkür ederim. Rica ederim. Bu e, soruların sorulması da cevaplanması da duygusal tepkilerle tepki patlamalarıyla karşılanıyor biliyorsunuz. Evet. Sormak da e, zor. Cevaplamak zor, daha zor. E, cevaplamak da e, zor. Ama ben cevaplayacağım. Siz sordunuz. Ben de cevaplama yükümlülüğü altındayım efendim. Eee Şöyle düşünüyorum. Ee, madde madde ama çok kısa e, sunlama müsaade ediniz. Tabii ki buyurun tüm. efendim. Efendim, birincisi e, hiç kuşkusuz her siyasi partinin eğer siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmesi vazgeçilmezi ise terörle arasına Kesin mesafe koyması lazımdır. Herhalde bunu e, aklı başında hiç kimse artık tartışmaz. Kesin. Sebebini ama düşünmeyebilir. Çünkü sebep şudur. Şiddetin olduğu yerde hak olmaz. Şiddetin olduğu yerde demokrasi olmaz. Yani bu benim hakkımdır dersiniz. Şuna benzetin, benzetin ya. Kavşakta e, geldiniz karşı karşıya. Adam kırmızı ışıkta sizi biçti. Arabadan indiniz ama bana yeşil yanıyordu sen kırmızıda geçtin dediniz. Adam tabancayı çekti. Ben haklıyım de, ben haklıyım dedi. Ee, Almanya'da doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum. Ee, Hans yeşil ışıkta geçiyormuş kendine yeşil yaş yanarken. Yine de sağına soluna bakmamış orada bir levha vardır diye e, rivayet edilir. Hans haklıydı ama burada yatıyor diye. Bilmiyorum duydunuz mu? Evet. Ee, bu nedir? Bu hak ve şiddetin yan yana barınmayacağının e, herhalde sembolik bir ifadesi. E, dolayısıyla siyasi partiler... Hansa Çarpan bir Türk ismiymiş mi? <laughs> İnşallah değildir. İnşallah sadece hikayedir. E, hülasa, Hülasa deyince gençler hemen kanal çevirmesinler. Özetle... Özetle... Öz, özetle... E, ben şiddetle arasına net mesafe koymayan bir siyasi partinin demokrasinin vazgeçilmezi diye tanımlanan siyasi partilerden olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü tutmuyor hı hı. bir. İkincisi şunu da söylememe müsaade buyurun. Ee, i̇kircikli cümleler e, bana e, keşke hiç söylenmeseydi de ...daha karakterli bir duruş sergilenseydi... ...biz yine kızsaydık dedirtiyor. O da şu... ...mecbur kaldığı için... ...ölenlerin acısı yüreğimizde... ...arkadaş... ...PKK'lılar da ölmüş... ...askerler de şehit olmuş. Ölenlerin acısı yüreğimde dediğin zaman... ...dönüyorsun bu tarafa... ...ya ben vallahi billahi... PKK'lıları kastettim demiş olabilirsin. Niyet okumuyorum ama dönersin buraya. Ben, ben askerleri ben tabii kastettim. tabi askerleri kastettim demiş olabilirsin. Halbuki benim vatandaş olarak beklediğim PKK terörünün lanetlenmesi. İspanya davasında da o Heribatosuna da da zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki ya net koyacaksın, net lanetleyeceksin, net kınayacaksın diyor bu standartı Türkiye için istiyorum. Ve bu düşünce... İspanya özgür... standartını. Tabii. Bu düş... Şimdi biri, hem de çok değer verdiğim bir, bir programlara da çok çıkan birisi, bir hukukçu dedi ki ya o parti kapatmaya ilişkindi, düşünce özgürlüğü ayrıdır. <laughs> ya kararın kendisinde, Allah'tan İngilizce biliyoruz da orijinalinden okuyoruz, Kararın kendisinde diyor ki düşünce özgürlüğüne ilişkin getirdiğimiz standartlarla bunlar birebir aynıdır diyor. Karar kendisi söylüyor yani düşünce özgürlüğünün içinde de terörü teşvik etme, terörü yüceltme yok. Şimdi bunu kenara koydum ee, ve bir vatandaş olarak, bir hukukçu olarak ben e, mecliste grubu olan e, siyasi partilerin tamamından ve sorunuz se sebebiyle özelde de HDP'den net PKK'nın bir terör örgütü olduğunu ve PKK'nın terör eylemlerinin hiçbir mazeretinin bulunmadığını duymak istiyorum. Hele hele birileri çıkıp barışçıl cümleler sarf ediyoruz görüntüsü altında Şiddet nereden gelirse gelsin karşıyız dediğinde onun anlamı şu. Devlet şiddet uyguladığı için PKK şiddete girmek zorunda kalıyor gibi bir aklamadır bu. Hele bir de, hele bir de bir cümle var ki birileri tarafından telaffuz edilen. Evlere şenlik diyeceğim ama şenlik menlik değil. Efendim herkes silah bıraksın. Yok canım, Polis silah bıraksın, asker silah bıraksın, onun kafasına göre eşit olan PKK ancak öyle silah bıraksın. Yok öyle bir dünya, yok öyle bir devlet düzeni. Şimdi ben bu noktalardan HDP'yi eleştiriyorum. Ee, Yargıtay başsavcılığı da delillerini topluyordur. Öte yandan bu söylediklerimden daha önemli olduğunu düşündüğüm ve Mutlaka devlet tarafından, devletin her kademesi tarafından dikkate alınmasını dilediğim, umut ettiğim ve muht belki de dikkate alınıyordur, ee, bir tespit veya hatta bir öneri yapmak istiyorum. Bir öneri bu. Ee, siyasi parti kapatmaları sırasında çok hızlı bir şekilde filika partiler kurulur. Evet. Anayasa. ...yasaktır dese de kurulur Hele hele e, kitle partisi olmayıp, Demirel'in deyimiyle kütle partisi olmayıp... ...daha ideolojik e, yapıda olan siyasi partilerin e, çok süratli bir şekilde... ...bu filika partileri e, kurup insanlandırma, e, üyelerle e, besleme ve teşkilatlandırma organizasyon kabiliyeti vardır. Evet. Dolayısıyla burası kapatılırken buraya geçilir. Ve Türkiye bu sebeple yakın tarihi unuttuğumuzu düşünüyorum. Bu sebeple ya siyasi parti kapatmaları bu kadar kolay olmasın derken arkasındaki tartışmaları okuyup geldim sizin programınıza. Ya kapatıyoruz daha radikali açılıyor diye e, çok e, ciddi insanların ciddi tespitleri vardı. Hatırlayacaksınız. E, siz de, be, siz de e, o düşüncede, o düşünceleri e, programlarınızda e, ya sarf ettiniz ya e, dile getirilmesine vesile oldunuz. E, benim kaygım şurada. E, HDP'ye, bu bakın hukuki bir şey söylemiyorum. Hukuki kısmını söyledim. Hukuki Olmayan kısım bir vatandaş olarak ve düşünen bir vatandaş olarak kaygımın e, huzurumuzda vatandaşlarımıza ulaşsın diye dile getirilmesidir. E, öfkeyle değil akılla e, hareket edelim cümlesinin e, açıklanmasıdır. E, HDP'nin seçmeni acaba kapatma davasıyla birlikte, ee, ...radikalleşir mi? Çünkü kapatma davaları... ...seçmenleri... E, ...seçmenler üzerinde... ...sosyologların belki alanı ama... ...bunu sosyologlar da incelemeli diye söylüyorum... E, ...kapatma davaları seçmenler üzerinde... ...radikalleşme etkisi yaratıyor. Bazen tam tersini yapmıyor mu? Şu açıdan söylüyorum bunu. Mesela e, 28 Şubat e, sürecinin... Sonuçlanan bir tanesi de bugün iktidarda olan Ak Parti. Ak Parti 28 Şubat süreci içerisinde e, o dönemin hukuk anlayışına göre, o dönemin e, idare anlayışına göre e, radikal olan bir parti üzerine e, refah üzerine sertlikle gidince. Ak Parti bir Filika Parti değildi. Ak Parti kuruldu. Tamam Filika Parti değildi ama e, Ak, e şeyin. E, Refah Partisi'nin e, politikalarını terk ettiğini ve o kadar radikal olmayacağını, gömleğini çıkardığını söyleyerek kuruldu. Yani o mesela e, HDP kapatılırsa eğer, e, böyle bir ihtimal de var mıdır size göre? Ben bunun uzmanı değilim. Vatan, okuyan bir vatandaş olarak cevaplıyorum. Yani farklı size. bir Kürt Partisi çıkabilir mi? Teşekkür ederim. E, ben bunun uzmanı değilim. Ancak AK Parti e, ideolojik ve dar kapsamlı bir parti olarak değil, tam aksine... ...dar kapsamlı ve genişlemeye de zaten isteği ve ihtiyacı olmayan bir siyasi partiden... ...biz genişlemeliyiz diye doğan bir kitle partisi. Niye ama Refah Partisi'nin kapatma davası açıldığında Refah Partisi iktidar partisiydi ve bir, birinci partiydi. Doğru ama hala kitle partisi değildi. Ama yüzde yirmi bir oyu vardı. E, doğru ama bir tepkiydi aldığı oylar benim bildiğim kadarıyla... Ee, AK Parti ise bir kitle, bir kütle partisi olarak... Olma hedefiyle e, çıktı. Olma hedefiyle çıktı. E, Hayır mesela çıktı. HDP kapanırsa böyle çıktı, bir parti çıktı. çıkabilir mi diye düşündüm. Ee, şimdi HDP'nin... Tabii hukuki e, bir soru değil. Bu Sence, hukuki yok. bir soru değil, bilemem. E, fakat kaygım da şudur. AK Parti'ye yönelik kapatma davası e, AK Parti'nin içinde e, insanları e, keskinleştirmiş incelenmesi lazımdır. Keskinleştirmiş e, ve belki de e, çok daha mutedil, çok daha e, kucaklayıcı işler yapılabilecekken en azından belli bir süreliğine bu keskinlik e, ülke siyasetine olumsuz yansımış olabilir. Vakit kaybı ve e, keskinlik şeklinde olumsuz yansımış olabilir. Bu benim alanım diyor, bu siyaset bilimcilerinin, ee, ve muhakkak surette sosyologların, Türkiye'de sosyoloji e, biraz göz ardı edilen bir bilim. E, oysa e, sosyoloji hem siyasette çok önemli hem e, millet e, mi, millet yarat O zaman özetle yaratma. şöyle diyeyim Siz HDP'nin kapatılmasının hukuki gerekçelerinin olduğu kanaatindesiniz. Ee, hukuki gerekçelerinin olduğu söyleniyor. Ee, başsavcılık bir ön inceleme başlattı tahmin ediyorum ilan da edildi zaten bunlar toplanır ve bir yere varılır. Ha, anayasamız anayasamız tecrübelerle şöyle bir şey de yazmış içinde ya kapatma yerine devlet yardımından e, mahrum bırakma gibi ara seçenekler de koymuş dolayısıyla kendine hala çeki düzen vermesine yani bir bir ciddi can yakan uyarı şeklinde ara seçeneklerde vermiş benim bütün derdim şu HDP'ye oy veren seçmen benim gözümde Türkiye'nin birinci sınıf vatandaşıdır herkes gibi başka siyasi partilere oy veren seçmenler gibi ve kendilerinin oy verdikleri siyasi parti kapatıldı diye mazlum ve mağdur olduklarını ee, düşünmeleri Türkiye'nin daha büyük bir siyasetine zarar verir denirse yapılan uzun ve titiz değerlendirmeler devlet aklı bunları yani dikkate almaktır. Parti kapatma demiş. meselesi sadece hukuki bir mesele değildir. Bunun siyasi sonuç ve boyutu düşünmenin ona göre karar verilmelidir. Bir siyasi parti sadece hukuk kurallarından oluşmaz. Demokrasi de sadece hukuk kuralı değildir. Anladım. Ee, yani devletin aklı e, kapatmamayı görürse kapatılmayabilir. Ara cezalarla bu iş biraz ben, farklılaşabilir. Ben, seç, ben seçmenin kaybedilmemesi yönünde e, çok dikkat edilmesi gerektiğini söylüyorum size. Peki son dört e, dakikamıza girdik. Peki. Ee, anayasa. Peki Türkiye'nin çok ciddi bir anayasa ihtiyacı var mı size? Bir ülkenin e, son anayasa değişikliği üzerinden ne kadar geçti? Üç sene geçmedi galiba değil mi? Hemen o kadar oldu. Geçmedi. Bu kadar sık anayasa değiştirme gereği var mıdır? Ee, doğru bir şey midir sık anayasa değiştirmek? Ee, sizce de sistem tıkanmış vaziyette mi? Ee, bu sistemi tahkim etmek gerekiyor S mu? Sistemin anayasal sebeple e, tıkandığını düşünmüyorum. Anayasal sebeple tıkandığını. Ama bir hukukçu olarak e, ve e, tabii ki yargının üç kurucu unsurundan en e, işte üstteki e, üç unsur vardır e, yasa e, yargı iddia ve e, savunma. savunma bu üç en üst unsurdan savunmayı e, temsil eden bir kişi olarak ben e, konumu daralttım dedim ki kuvvetler ve daralttım derken önemsizleştirmedim Aha. Teksif ettim yoğunlaştırdım HSK'nın yapısının, değiştirilmesini istiyoruz, gerekli görüyoruz ve biz o masada oturmak istiyoruz. O masaya oturduğumuzda biz sağa, sola, öbür taraflara karışmayacağız. Kendimizi doğrudan doğruya yani kendimizi derken yargıyı doğrudan doğruya ilgilendiren ve Türk demokrasisini de çok kaliteli bir seviyeye yükseltecek olan ee, bu kuvvetler ayrılığının sağlanmasında tüm bilgi birikimimizi aktaracağız diyoruz. Bizim söylediğimiz bu. Anayasanın ilk dört maddesinde zaten e, kimsenin tartışmasına da e, yer yok. Bu konu açılmadı da. E, yani Barolar da, Birliği'nin e, anayasa ile ilgili tek aklında olan şey kuvvetler ayrılığını güçlendirecek önlemlerin alınması ve Aynen öyle. sadece ve sadece... HSK'nın yapısıyla ilgili belki HK ve SK olarak ikiye ayrılması. Ee, işte bu çok büyük değişikliğe yol açacaktır göreceksiniz. Ee, yani Amerika Birleşik Devletleri gel şu son hikayelerden sonra e, yine toparlanacak ama yani demokrasi midir? Evet. İngiltere demokrasi midir? Evet. Bakıyorsunuz illaki ve illaki Kuvvetlerin ayrılması lazım. Kuvvetlerin ayrılığı ayrı olmaz. Ama her iki verdiğiniz örnekte Anglo-Sakson hukuku. Ee, Fransa'yı da verebilirim. Tamam, tamam. Aynı şey tabii fark yok. Almanya'yı vereyim istiyorsanız aynı şey. Ee, kuvvetlerin ayrı olması bir zorunluluktur. Tek cümleyle ifade edilebilir ama e, ciltler değil, ansiklopediler dolusu bilgiyi doldurur. E sadece siz kuvvetler ayrılığı prensiplerini daha güçlü bir şekilde hayata geçirecek bir anayasa değişikliği Gerekir bunun dışında Türkiye'nin bir ansi değişikliği için fazla uğraşması gerek yok. Türkiye'nin hayati noktası kuvvetler ayrılığı mı sizce? Evet efendim. Aynen öyle. Bizim bizim yoğunlaşacağımız bu. Bizim yoğunlaşacağımız bu. Siyasetin yoğun siyasetin de bu. Siyasetin de yoğunlaşacağı başka şeyler olabilir. Siyasetin yoğunlaşacağı bakanlarla milletvekillerinin ilişkisi olabilir. Siyasetin yoğunlaşacağı. Kanun e, yani sorduğunuz için e, bu teksif ettiğim alanın dışında bir cümle belki sarf edeyim. Siyasetin yoğunlaşacağı eskiden bizim geleneğimizde e, biliyorsunuz e, bakanlıklar bir e, efendim kanun taslağı hazırlarlardı. O taslak e, bir hükümet tasarısına dönüşürdü. dönüşürdü. Hükümet tasarısı ilgili kurumlara gönderilirdi. İlgili kurumlar... Ee, üzerinde görüş bildirirlerdi sonra meclise e, inerdi ve dolayısıyla e, torba kanunlarla bozulana kadar bu iş bir kanun bayağı bir aşamadan bayağı bir geçerek geçen. o yüzden de yakın e, son, son, çıkardı son, ikide bir değişimi mükemmel gerekmezdi mükemmel olmasa bile e, en az az azından daha az daha sorunlu çıkardı şimdi burada bir sorun olduğunu da görüyoruz yani yasamayla yürütmeyi birbirinden bu şekilde bir ayırınca, e, ayırıp da. E, araya e, zincir halkası koymazsanız e, Adalet Bakanlığı'nda ya da ne bileyim e, Efendim Enerji Bakanlığı'nda çalışılan e, bir e, taslak mecliste e, belki etkili olmayabilir ve orada da biz de bir başka taslak hazırlayalım başka bir teklif hazırlayalım denilebilir. Bu bağlantıları kurmak lazım ve bu bağlantıları kurarken e, bu günü düşünerek değil, bu anayasalar böyle e, 3 yılda 5 yılda bir yapılmaz. ya, yani 100 sene 100 sonra sene sen, düşünmek evet. ve e, yöneticiler değiştikten sonra da bunun işlemesini e, düşünerek e, yazmak gerekir. Bunu, bu konularda da düşüncelerimizi söyleriz ama ağırlık merkezimiz HSK çok olacaktır. Olacak. Çok teşekkür ediyorum. Ben Az çok sağlık, teşekkür ederim. E, Fırsat verdiniz. Rica ederim. Değerli sonra İbrahim Kaboğlu ee, konuğumuz olacak. İbrahim Bey'le e, Sayın Hocamızla e, konuşacağımız konu birincisi bir anayasa taslağı çalışması e, yürüttükleri yönünde bir e, söylem vardı. Özellikle Ümit Özdağ'ın e, getirdiği. Hem bunu hem de CHP'nin bir alternatif anayasa çalışması olup olmadığını e, konuşacağız kısa bir reklam arasının ardından.